Değerli bir konuğumuzla bu konuyu konuşacağız. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamdullah Tasalı yayınımızın konu. Hoş geldiniz Hamdullah Bey yayınımıza. Hoş bulduk Hadim Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Genel merkezinizin de dün biraz önce de paylaşmıştık. Ekonomiyle ilgili, ekonomide büyüyen sorunlar ve bu sorunları çözümle ilgili bir açıklaması da vardı. Ama hayat pahalılığı devam ediyor. Faiz zamlar sürüyor. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bir genel değerlendirme alalım. Sonra sorulara devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi malumunuz bir daha önce de defaatle dile getirdik. Zaten hükümetin özellikle tarım ve ekonomik politikaları özellikle uygulanmakta olan sistemden dolayı sorumluydu. Bir sıkıntı sorun vardı. Pandemiyle birlikte hem içeride hem dışarıda bu sorunlar yumak haline geldi, bir kangrenleşti. Ve bugün de işte onların sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Evet. Bu yanlış politikaların sonuçları işte gördüğünüz gibi hayat pahalılığıdır, yüksek enflasyondur, yüksek faizdir, yüksek maliyetlerdir, her gün zam haberleridir. Bu süre gelen bir sonuçtu. Maalesef hükümet bunun nedenleri üzerinde çok fazla durmadı. Oysa bugün sonuçlarla mücadele etmekte ama sonuçlarla mücadele etmekte maalesef çözüme soruna bir çözüm çare üretmiyor yani. Evet. Şimdi aslında bir tarafta böyle yani hükümet yetkilileri ekonomiyle ilgili verileri, istatistikleri paylaşınca ekonomik olarak uçuyoruz diyoruz. Ama halka mikrofon uzattığımızda da halk evine ekmek götüremiyor. Günübirlik yarın ne yiyeceğini, evine ne götüreceğini düşünüyor. Böyle bir kaygı var vatandaşta, halkta. Hükümet yetkilileri de sürekli büyüme rakamlarını açıklıyorlar. Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da bir takım açıklamalar var. Türkiye ile ilgili beklentileri yükseltiyorlar. Önce Moody's, ardından Fitch ve şimdi de OECD'nin Türkiye'nin büyüme rakamları ile ilgili yeni revize edilmiş rakamlar var ve Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğini öngörüyorlar. Bu rakamlar neye göre hesaplanıyor? Şimdi Hadim Bey, bu rakamları, büyüme rakamlarına çok fazla takılmamak lazım. Yani rakamlar büyüyebilir. Geçen yılki rakamlarla bugünkü rakamlar ve birkaç yıl önceki rakamlara bugünkü rakamlar arasında çok ciddi büyüme rakamları var. Bu büyüme suni bir büyümedir ve hormonal bir büyümedir. Bu büyümeye fazla güvenmemek lazım. Masa başında işte istatistik bilgiler, TÜİK verileri açıklanıyor. Şu kadar bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme gerçekleşirken maalesef vatandaşın borç yükü, kredi yükü, işverenlerin maliyetleri, çiftçinin maliyetleri, tüketicinin alım gücü de o orandan düşüyor. Yani devlet rakamlarla büyüdüğünü gösteriyor ama hakikatte ise çarşı pazarda tüketiciden küçülme söz konusudur. Yani alım gücü daha da düşmektedir. O açıdan yani bu büyüme rakamları çok fazla gerçekçi bir doğrusu görmüyorum. Evet, olabilir de yani büyüyor olabiliriz de ama neye göre büyüyoruz? Eğer toplumda yani tüketicinin alım gücü de büyüyorsa, bu büyüme sokağa yansıyorsa, bu büyüme sürdürülebiliyorsa, bu büyüme halkın refah düzeyi, refahtan payına düşüyorsa, memura, işçiye bu refah payı yansıtılıyorsa, bu büyüme olumlu bir büyümedir ve bu büyüme desteklenmeli. Hamdullah Bey, bu fahiş zamların önüne hükümet nasıl geçmeli? Bu işte marketlerde ya da bakkalda, çarşıda, pazarda fiyat denetlemek de olabilecek bir şey midir? Ne dersiniz? Şimdi maalesef işte dedik ya, bu süre gelen sorunların sonuçlarıyla şu anda hükümetin bu yapmış olduğu market, zabıt baskınları, bunlar yani sadra şifa olacak çalışmalar değil.
O açıdan biz hafta içinde de partimizin yapmış olduğu açıklamada öncelikle üreticinin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Bu üreticinin maliyetleri nelerdir? Yani mesela kiralar yükseliyor, vergiler yükseliyor, faizler yüksek. Ondan sonra işte girdi maliyetleri çok yüksek, enerji maliyetleri çok yüksek. Yani yıl içerisinde biliyorsunuz %50 ve 65 arasında doğal gaz ve elektriğe zam gelmiş. Tabii ki sanayide ve reel sektörde bu zamlar daha yüksek oranda yansıtılıyor. Yine kur farkı, yine kuraklıktan dolayı arz yetersizliği, bütün bunlar fahiş fiyatların artışına sebep oluyor. Dolayısıyla öncelikle yani hükümetin bu maliyetleri düşürmesi gerekir. Siz bu maliyetleri düşürmediğiniz zaman, bakın biz geçen hafta sahadaydık. Şimdi bir fırıncı esnafı ziyaret ettik. Hal hatırını sorduk. Abi diyor, şu anda geçen yıl diyor 115'e aldım bir un torbasını, bugün 195 lira alıyorum. Şimdi biz karşısına hemen bir un satan diğer bir esnafa gittik. Yani fırıncının un alışverişi yaptığı diğer esnafa gittik. Dedi ki, fırıncı senden şikayet ediyor. Yani sen zamlı un satıyorsun. Hayır dedi, bana 190 liraya geliyor. Ben de 5 lira karla satıyorum. Şimdi yani esnafı suçlamak, esnafı töhmet altında bırakmak. Evet, yani bazı istisnalar var. Ben yani bunu yapmayan yoktur demiyorum. Fakat yani burada maliyetleri siz düşürmediğiniz zaman, işte çarşı pazarda esnafa baskın yaparak, hallere baskın yaparak, işte küçük esnaflara baskın yaparak, yani zabıt kontrolleri yaparak bu fiyatları kontrol edemezsiniz. Ne yapmamız gerekiyor? Daha önce de söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Şimdi öncelikle gıda fiyatları, yani tarımla bağlantılı olan bir mesele. Bizim tarım politikalarımız iflas etmiş durumda. Topraklarımız kuraklığa terk edilmiş. Çiftçiler yüksek maliyetlerden dolayı köylerini terk etmiş, arazilerini terk etmiş, artık üretmiyor. Bunları düşürmemiz gerekiyor. Bu kısa vadede olacak bir şey değildir. Bunun bir planlaması lazım. Yani Türkiye'nin toprak peresi çekilmesi lazım. Hangi topraklarda hangi ürünler yetişiyor? Türkiye'nin ürün ihtiyacı nedir? Bunları tespit etmesi lazım. Bir tarım şurasının oluşturulması gerekir. Yani tarım mühendisleri, tarım ürün müdürlükleri, ziraat fakülteleri ve ilgili şahıs ve kişiler, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, çiftçilerden müteşekkil bir tarım şurası oluşturulmalı ve ülkenin ihtiyacı nedir? Yani bu mevcut topraklarında hangi tür ürünler yetiştirilir? Hangi ürünler susuz, hangi ürünün suya ihtiyacı var? Su ihtiyacı olan toprakta ne? Yani bütün bunları bir şuraya yatırmak lazım ve bunun bir plan programını, orta, uzun, kısa vadede programlarını yapmamız lazım. Şimdi kısa vadede hükümet işte tahıl ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlayıp ve piyasayı dengelemek için arzı ve talebi dengelemek için ithalata başvurur. Bunlar sadra şifa politikalar değil, kısa vadeli politikalardır. Bunlar 3 ay sonra bu fiyatlar tekrar yükselecek. Kur yükseldiği zaman, siz ithalat yaptığınız zaman fiyatlar tekrar yükselecek. Bu açıdan dediğim gibi, yani bunun öncelikle yani bir tarım şurası oluşturulması lazım. Türkiye'nin topraklarının peresi çekilmesi lazım. Hangi ülkenin, vatandaşın ürünlere ihtiyacı ne kadardır? Bakın bir örnek vereceğim. Şimdi Merkez Bankası doları rezerv olarak tutuyor. Niçin tutuyor? İşte kara gün için tutuyor. Ya işte doları frenlemek için tutuyor. Faizleri frenlemek için, fiyat istikrarını sağlamak için orada onu bekletiyor. Şimdi özelleştirmeyle birlikte özellikle tarım çok ihmal edildi. İşte tarım kooperatifleridir veyahut tarımla ilgilenen işte şeker pancarı fabrikaları vesaire. Bakın bunlar hepsi özelleştirildi ve devletin elinde hiçbir şey yok. Yani aslında bu
özelleştirmenin de dengeli olması gerekirdi. Fakat şu anda siz her şeyi özelleştirdiniz ve devletin piyasaya müdahale etmesi fiyatları daha da karmaşık ve daha da bir istikrarsız hale getirecektir. Devlet evet fiyatları düzenleyici ve istikrar fiyat istikrarını sağlaması lazım. Bunu nasıl yapması lazım? Sizin elinizde bakın orada Merkez Bankası'nda yedekte rezervleriniz var. Tarımda da buna benzer sizin yani sizin tekelinizde devletin kamunun tekelinde olması gereken bir takım güçlerin araçlarının olması gerekir. Maalesef bunlar şu anda yok. Bunlar olmadığı için üreticiler veyahut küreselciler veyahut küresel gıda piyasasını elinde tutanlar bu zincir marketler istediği fiyatı koyuyorlar ve siz de işte gidersiniz bir denetlersiniz bir üründe 5-10 bin lira bir ceza kesersiniz bu kadar. Yani ondan ötesini yapabileceğiniz bir şey yok. O açıdan biz diyoruz ki yani özelleştirme de tutarlı olması lazım ve özelleştirmede devletin de burada yani elinde bir takım imkanların olması lazım ki piyasayı bakın mesela örnek vereyim işte belediyeler şehir içi otobüsler var ve ekmek fırınları var. Bunun için yapıyor. Bunu serbest piyasadaki fiyatları dengelemek için bu kurumlar var. Peki devletin elinde bu hususta bir şey var mı? Yok. Niye hepsini elinden çıkarmış? Bunlar yanlış yani tarım politikaları. Tarım politikalarıyla ilgili bunun da gözden geçirilmesi gerekir. Yani özellikle kapitalist sistemin yani aşırı özelleştirme politikalarından vazgeçilmesi lazım. Yani devletin artık burada biraz daha etkin olması lazım. Yani bu etkinliğinden kastım hemen gidip işte zabıt tutup işte çarşı pazarda esnafı tühmet altında bırakarak denemek olmaz. Şimdi dediğim gibi bir esnaf bugün kirası yükselmiş. Elektrik faturası 5 liradan 5 bin liradan 10 bin liraya çıkmış. Vergisi artmış. Çalışanların ücretleri artmış. Sigorta primleri artmış. Faizler artmış. Enflasyon %20, faizler %20. Bütün bunları bir insan yani kredi aldığını düşünün. Ne yapması gerekir? Bütün bu fiyatları, bu maliyetleri sattığı mala yansıtması gerekir. Üretici bunu yapıyor. Esnaf da almış olduğu, bugün almış olduğu malı yarın bir sonraki hafta aldığında yerini dolduramıyor. Bugün 5 liraya aldığı bir malı yarın gidip toptan 10 liraya alıyor. Haliyle getirdiği zaman bu defa 10 lira 12 liraya satıp o da kar edecek. O da çoluk çocuğunu ekmeğe götürecek. Vergisini ödeyecek, elektriğini ödeyecek. İşçi çalıştırıyorsa işçi ücretini, sigorta primini ödeyecek. Varsa kredilerini ödeyecek. Para kazanmasa esnaf bunları nasıl ödeyecek? Dolayısıyla bu yani hükümetin nedenler yerine sonuçlarla uğraşması bir çıkmaz sokaktır. Kısaca söyleyeceklerim bunlardır. Mutlaka kamu zamları, bakın kamu zamları özellikle vergiler, faizler, sigorta primleri bunlar maliyetlere çok ağır bir bu girdi maliyetleri fiyatlara çok ciddi katkıları vardır. Bunları düşürmesi lazım. Yani elektrik fiyatını düşüreceksin, doğalgaz fiyatını düşüreceksin. Yani bunları düşürmeden piyasada indirim beklememiz mümkün değil yani. Evet. Şöyle kısa bir soru, oradan sonra yeni bir ekonomi paketi söz konusu, onun etkilerini soracağız. Şimdi sizin de konuşmalarınızdan anlamamız gereken şu mu? Ya arz talep arasında bir dengesizlik var. Hükümet bir şekilde kuracağı bir sistemle bunu takip etmeli. Öyle mi anlamamız gerekiyor? Evet, evet maalesef. Zaten pandemi var, kuraklık var. Evet. Şimdi hem dediğim gibi yani bu krizin yani bu fiyat artışlarının bir takım sebepler, bir dış sebepler var ithalat kaynaklı olduğu için bir de iç sebepte maalesef istisnalar da var. Yani bazı insanlar yani açgözlülük yaparak mallarını stoklayıp piyasaya sürüyor. Yani arz sıkıntısı olduğu zaman talep de fazla olduğu zaman haliyle fiyatlar yükselecek. Yani bunun dengelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi 57 maddeden oluşacak bir yeni ekonomi paketi var. Tabii daha önce de birçok ekonomi paketi vardı. Bu ekonomi paketi de yaklaşık 1 milyon esnafın vergiden muaf tutulması
bekleniyor, öngörülüyor. Bunun ekonomiye yansıması nasıl olur? Elbette ki 56 maddenin hepsini göremedim ama yani kamuoyuna, medya yansıyan kısmıyla olumlu gördüğümüz yönleri var. Eğer 56 maddenin tamamını görebilseydi belki daha geniş kapsamlı bazı şeyler ileriki günlerde söyleyeceğiz inşallah. Ama dediğim gibi özet olarak şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 700-800 basit usul esnafını vergi muafiyeti getirecek bu çalışma olumlu bir çalışmadır. Desteklenmesi gerekir. Ayrıca yine bu paket içerisinde meslek lisesi stajyer öğrencilerinin ücretlerini daha önce 1/3 esnaf ödüyordu, 2/3'ünü devlet ödüyordu. Bundan sonra tamamının devlet tarafından karşılanması meslek liselerine hem rağbeti artıracak hem de sanayiye yan ara eleman yetiştirmek için iyi bir motivasyon olacağını diye düşünüyorum. Ayrıca özellikle yani geçici vergi, yani peşin vergi dediğimiz aslında bunun tamamen kaldırılması gerekir. Hükümet ise sadece 4. dönem beyannamenin kaldırılmasına yana, oysa biz Hüdapar olarak peşin verginin, geçici verginin tamamen kaldırılması gerektiğinden yanayız. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Özellikle kira stopajlarının vergi mükelleflerinde sorumlu kılınarak tahsil edilmesi de doğru görmüyoruz biz Hüdapar olarak. Bunun da gelir kazanan, yani kim para kazanıyorsa beyanı da kendisi yapsın. Şimdi burada esnaf kira ödüyor, kiracılar kira ödüyor. Devlet ne diyor? İşte sen bu ödediğin paranın mülk sahibinden %20 kesintisini yap, beyannameyle bana bildir. Zaten bu %20 kesintisi hiçbir mülk sahibi kabul etmiyor. Bunu da kim ödüyor? Bu da esnafa maalesef bir yük olarak geliyor. Özellikle kira artışlarında ve kira ödemelerinde bu da ayrıca bir sorundur. Bunun da tamamen kaldırılması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Bu yani gördüğüm kadarıyla özel olarak bunlar güzel çalışmalar, yani olumlu adımlar. Eğer tamamını görseydi belki daha fazla şeyler söyleyebilirdik. Evet. Fakat kamuoyuna yansıyan kadarıyla bunlar da bunu söyleyebiliriz şimdilik yani. Evet. Hamdullah Bey çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hadi sağ olun. Teşekkürler. Evet.